Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz çarşamba günkü denememizin, AYT denememizin. E, çizim sorusu e, diyor ki Beltem öğretmen sınıfta öğrenciyle yaptığı bir etkinlikte öğrencilerinden aşıdaki ifadelere uygun geometrik çizim yapmalarını istemektedir. Merkezi A olan B ve C noktalarını köşe kabul eden bir çeyrek daire çizdik. Daha sonra da A noktasından geçecek ve BC yayına teğet olacak tam bir daire çizeceğiz. Bunu da hallettik. Bu daire AC'yi D noktasında kessin. AB'yi de E'de kessin istiyor soru. Tamamdır. Uzunlukları yazalım. AD'yi 12 vermiş. AE'yi de 16 vermiş. Soru şu. Çeyrek dairenin içinde kalan, diğer dairenin dışında kalan boyalı bölge. Şimdi çeyrek dairenin içinde kalıp diğer dairenin dışında kalan bölgemiz de bizim şurası arkadaşlar. Yani şunun ikisinin toplamını istiyor. Şimdi DE'nin çap olduğunu görebiliyoruz. Sebebi şu. Buradaki 90 derece çapı gören çevre açıdır. Dolayısıyla çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için DE şu tam dairenin çapıdır. Burada 12, 16, 20 üçgeni var. Çapımız 20, yarı çapımız birim olarak görülür. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu şu dairenin yarı çapını bulduk. Önemli olan çeyrek dairenin yarı çapını bulmak. Onun için de şu üç noktayı birleştiriyoruz. Şunlar da yarı çaplarımız ve onar birim. Dolayısıyla çeyrek dairenin yarı çapı 20 birim oldu. Tam dairenin yarı çapı da 10 birim oldu. Taralı bölgeyi bulabilmek için arkadaşlar alanlarını şunu yapmamız lazım. Çeyrek dairenin alanından şu yarım daireyi ve şu dik üçgeni çıkarmamız gerekiyor. Önce büyük çeyrek dairenin alanını hesaplıyoruz. Yarıçapı 20. Pi 20'nin karesi çeyrek olduğu için kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. Şu an için çeyrek daireyi bulduk. Pi 20'nin karesi bölü 4 diye. Geldik yarım daireyi çıkarmaya. Yalnız yarım dairenin yarıçapı 10. Pi 10'un karesi yarım olduğu için bölü 2 dedik. Bir de nereyi çıkaracağız arkadaşlar? Dik üçgeni çıkaracağız. Onun alanı da 12 çarpı 16 bölü 2. İşlemimize bakalım. Burası 100 pi. Burası 50 pi. Burası da 96. Dolayısıyla cevabımız da 50 pi eksi 96.